Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız görüşmeleri yapacaklar. Dışişleri Bakanlarımız, bu noktada Avrupa Birliği Bakanlarımız görüşmeleri yapacaklar. Ve bu görüşmelerde netice alındı, alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik uygulama sürecine yönelik adım atılmasına ait karar, yasa çıkmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine rest çekti. Erdoğan, vize muafiyeti söz verildiği gibi 2016'da başlamazsa geri kabul anlaşmasının meclisten geçmeyeceğini söyledi. Latin Amerika ülkelerine şu anda Schengen vizesi noktasında Türkiye'den istenen şartlar isteniyor mu? Sordum. Böyle bir şey yok. Onlar rahatlıkla geliyorlar. Vizesiz olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelere giriyorlar da Türkiye'den siz bir müzakereci ülke olması hasebiyle aynı zamanda gümrük birliğine dahil bir ülke olması hasebiyle bu tür şeyleri neden istiyorsunuz? Cumhurbaşkanının vize muafiyeti vermezseniz meclisten geçmez dediği geri kabul anlaşması aslında 25 Haziran 2014'te meclise kabul edildi. Erdoğan'ın başbakan sıfatıyla imzalayıp parlamentoya gönderdiği anlaşma 1 Ekim 2014 tarihinde de resmen yürürlüğe girdi. Türkiye kriterleri yerine getirecek. Ne kriterini yerine getirecek Türkiye? Kusura bakmayın. Bu bir yere kadar tahammül edilir, bir yere kadar çekilir, bir yere kadar çekildikten sonra da Türkiye nihai kararını verir. Nihai kararını verdikten sonra da kusura bakmayın, ondan sonra da siz düşünün deriz. AK Parti iktidarının 2 yıldır yürürlükte tuttuğu o anlaşmayla Ankara, Türkiye'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçan mültecileri geri almayı kabul etti. Buna karşılık imzalanan bir başka anlaşmayla Türk vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti 2017'den 2016'ya çekildi. Tabii Ankara'nın terörle mücadele yasasını daraltması şartıyla. Bize 2'de 1 kriter dayatmasınlar. Burası Türkiye. Erdoğan'ın vize muafiyeti üzerinden Avrupa Birliği'ne yönelttiği geri kabul resti dış basında da geniş yer buldu. Avrupa medyası Cumhurbaşkanı'nın sözlerini tehdit olarak okuyucularına yansıttı. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tırmanıyor. Erdoğan, Türklerin Avrupa'ya vizesiz alınmaması halinde Avrupa Birliği'ni yapılan anlaşmanın iptaliyle tehdit ediyor. Alman Zeit gazetesi de Erdoğan'ın sözleriyle ilgili benzer ifadeler kullandı. Alman gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Avrupa Birliği'ne baskı yapıyor. Erdoğan, insani yardım zirvesinin kapanışında AB üyelerini uyardı dedi.